3, 2, 1. Evet arkadaşlar, işte Çanmayı'da böyle bir gün bir serbest bir zaman biraz gezelim dedik etrafta ne var ne yok. Burası Huaycay Şelalesi. İşte görüyorsunuz karşıda da amcam keyif yapıyor. Böyle otantik bir ortam. Yeşil güzel bir orman. İçinden akan harika bir şelale. Biraz böyle bakalım. Tayland'ın güzel tarafı böyle harika şelalelerinin bulunması. Hemen hemen her yerinde ülkenin. Yüzlerce, binlerce belki bilmiyorum. Ama bayağı bir yani yüze yakın bir şelale gördük. Tayland'da. Daha önceki yapmış olduğumuz gezilerde. İşte böyle harika ormanların içinden böyle yürüyerek, gezerek bu doğal güzellikleri görüyorsunuz. Yabancılar kadar Taylılar da bu bölgeyi gezmeyi seviyor. İşte aileler. İşte şelalenin asıl aktığı bölge yukarıda. İşte oraya doğru gidiyoruz. İşte buradan baktığımız zaman işte ana şelaleyi buradan görüyoruz abi. Böyle güzel küçük bir köprü var. İşte buradan da böyle aşağıya doğru yardırıyor. Yine bir köprü var. İşte bunu geçeceğiz. Şelaleye doğru ilerliyoruz. İşte bu yönüyle Tayland'ı severim arkadaşlar. Yani daha önceki motor gezilerimizde yüzlerce şelale ziyaretimiz oldu. Böyle ormanlar içinde. Bazen zor, bazen kolay. Ama hepsi aynı güzellikte. Görülmeye değer. Harika yerler. İşte aslında bir Tayland tatilinde yapılması gereken aktivitelerden biri. Ama hep klasik Tayland şey gözüküyor. Pattaya Walking Street, işte Phuket, Bangkok Road, tamam. İşte biraz deniz, biraz ortam. Aslında alakası yok. Yani Taylandlılar bununla ilgilenmiyor bile. İşte böyle ilerliyoruz. İşte buradan yol yapmış, aşağı doğru gidiyor. Şelale. Doğal taşlardan öyle bir yol yapmıştır. İşte geldik. Evet abi işte olay bu. Huaycay Şelalesi. Sizlerle paylaşmak istedik. Böyle fantastik, güzel bir ortamda. Evet, burası Doğustep Dağı'na ve Tapınağı'na çıkarken bir durak. Burada bir adak yeri var. İşte görüyorsunuz. Biraz önce gittiğimiz Huaycay Şelalesi'nin önünde bulunan bir yer. Bugün önceki Kral Bhumibol'un, yani şimdi kralın babasının ölüm yıl dönümü ve 3 gün resmi tatili var. İşte bu tatil döneminde bu hemen adak yerinin karşısında bu şekilde bileceğiniz adaya göre çiçek, böcek ne varsa alıyorsunuz. İşte görüyorsunuz Taylılar adak için direkt tutacakları nesneleri almışlar. İşte birazdan burada ayinlerini yapacaklar. İşte bu alana geldik. Burada çeşitli statüler var. Rahiplerin portreleri var. Önceki rahipler. Muhtemelen bunların birçoğu ölü. Kurubasırı Vichai olarak anılıyor. Burası işte görüyorsunuz. Tayli dua ediyor. İşte Budist inancı felsefeye dayalı. İşte halk büyük oranda Budist. İnançları yüksek olan bir halk. Ve işte geliyorlar.
bu tarz yerlerde, doğa ve adaklarda bulunuyorlar. Ve oldukça da renkli. Rengarenk görüyorsunuz. Bakın işte süslemeler, mimari. Özellikle önceki gezilerimizdeki tapınak ziyaretlerimizi incelerseniz ne demek istediğimiz daha gayet açık ve net belli olur. İşte bakın burada da önceki rahipler. Dediğim gibi muhtemelen bunların birçoğu ölü. İşte böyle uzanıyor. İşte burada toplu olarak düzenlenen bir ayin var. Dualar ediliyor. Dilekler. İşte görüyorsunuz bu şekilde adaklara dönüyor. İşte çeşitli hediyeler bırakabiliyorlar. İşte mesela burada ne kokonut ve yumurta bırakılmış. İşte tütsüler yakılıyor bu şekilde. Buradaki ve şuralara dikiliyor. İşte görüyorsunuz. İsteyen mum dikiyor, isteyen tütsü yapıyor. İşte böyle bir ritüel. Tayland Çan Mayı'da.